Aman başım, nanay, ağırdı dişim, nanay, çok pişmişim, nanay, ofo. Fırıncı Cengiz'in hostes eşi Nurcan, şarkılar söyleyerek, oynayarak geldi. Gümbür gümbür geldim Cengiz Bey, gümbür gümbür. Gel, gel. Senin yalanlarını meydana çıkarmaya geldim. Senden yalancısı var mı acaba? Sen o kadar namuslu bir erkektin, namuslu bir erkektin, sahip çıkardın. Seni zincirle mi bağlasaydın? He. Çocuğum yaşındaki insanı kaçtı bana. Dost sahibi tuttu lan. Peki o akşam neydi? Ben hurdacılık yaptım da arımdan namusumdan çalışırım. Senden... Gümbür gümbür geldim dedi. Hızını alamayan hostes terlik savaşı yaptı. Fırıncı Cengiz ne olduğunu şaşırdı. Herkes arıyla namusuyla ekmek para... Ne olduğunu şaşıran Fırıncı Cengiz zar zor konuştu. Zaten kendi kocasını da aldatmış, bu taraflara gelmiş. Kocamı mı aldattın? Boynuzlu başımı mı tuttun sen? Başımı mı tuttun? Aynı mahallede oturan hostesle fırıncının hikayesi nasıl başladı? Arabadan indim hostes elbisemden. Bu benim peşime takımım. Otobüs şirketinde hostestiniz. Evet. Tamam. Yolda mı karşılaştınız? Evet. Kendisi beni takip etti. Takip mi etti? Takip etti. Gelip merhaba demediniz mi? Bir bakar mı? Hostes Nurcan'ın genç sevgilisi var mı? Şok tanıklar konuşacak. Fırıncı Cengiz diyor ki benim karım yılbaşı gecesi gitti. Hayri'nin yanında buldum ben onu. Hayri kimmiş? Hayri Bey bu mu? Bakın bu kişi mi? Patronuymuş. Yok bu değil. Ya bu bizim patronun oğlu. Benim evladım yaşındaki çocuk ya Hayri bu ya. Adı. Bu Hayri değil. Hayır Kadir bu ya. Hayri Hayri kimse tanımıyorum. Bu Hayri kimmiş? Hayri kim? Lan adamı hapiste sen vasilik yapmışsın vasilik. Vasilik mi yapmışsın? He. Senin... Nurcan seni adam etti. Şimdi Zahide Yetiş'le yeniden başlasak da. Fırıncı Cengiz karar masasında, hostes Nurcan yolda. Buyurun gelsin Nurcan Hanım. Gümbür gümbür geliyorum. Gümbür gümbür geliyorum. Hadi bakalım peki. Görseniz Dünya Kupası'na çıkıyoruz sanki şimdi. Bakın burada... Elimde Mersin Adliyesi'ne gönderilmek üzere ikinizin de imzalamasını istediğim, eğer kararınız buysa, iki tane kağıt var. Şimdi önce birbirinizle bir konuşun. Ben burada boşanmak istiyorum. O zaman ama son sözlerinizi bir söyleyin birbirinize. Bak artık bu son şansınız. Belki bunu imzaladınız mı? Işte. Evet, her şey değişebilir yani. Bunu, bir konuşun bakalım. Şimdi bak ben şunu gördüm. Nurcan bir dakika. Efendim? Şunu gördüm. Şimdi Nurcan oralarda dolaşırken... Cengiz Bey'in gözü böyle Nurcan'daydı. Sağından solundan baktı kadın hep. Gördünüz mü? Al mikrofonu hemen. Sizce durum ne? Hemen söyleyin bana. Hayır. Gözü var şeyde hanımda. Gözü var. Var var. Zaten yok, şu an karısı bitti, aslında. Bitti abla. Yok yok, giderken falan öyle takip ediyorsun, gözünün içine bakıyorsun. Benimkilerden kaçmaz. Ver hemen yan tarafa. Nasıl sizce? Bence barışacaklar. Sizce barışacaklar. Hayır kesinlikle. Ha? Vallahi yok, kesinlikle. Esen ablaya verin bir de. Ha? Bence barışmayacaklar. Çok zıt karakterler. Barışmayacaklar gibi geliyor bana. Peki aynen o zaman. Barışmayacağım. Barışmayacaksınız. Evet. Peki o zaman en azından helalleşerek ayrılın burada güzel güzel. Bak o kadar zamanı beraber geçirmişsiniz bir şekilde. Birbirinize bir dönün, son sözlerinizi söyleyin. Bir helallik alın birbirinizden, Allah, sonra Allah onu vereceğim. Allah işini gücünü rast getirsin. Abla, söyle yüzüne diyeyim? Söyle bana değil. Allah senin işin gücünü rast getirsin. Benden uzak ol, Allah'a yakın ol. Zaten uzağım senden. Uzak ol. Uzak ol, uzak ol. Zaten anladın uzağım, uzağım. Ay. Ay. Geçen gün unuttun değil mi? Yalvardın günlere. Ben mi yalvardım? Geldin dedin ki... Ben mi yalvardım? Harçlık mı istemişim? Almadın mı? Çalıcıoğullarına selamlar. Görmek bilmiyorum. Konuşun beraber. Ne kadar basit. Almadın mı benden para? Nasıl almışımsa. Nalet olsun sana. Seni tanıdığım güne nalet olsun. Seni getiren otobüse lanet olsun. Beni getiren otobüse.
Uçağına ben senin fırınına düştüm ya, aşık oldum sana. Vay be. Abla şu şeye bağlar mısın? Neye bağlar mıyım? Bizim ev sahibine. Ay ev sahibi de senin gibi neyse. Konuşma. Neyse konuşayım mı, ağzımı açayım sizin mı? Sizin kavgalarınızı duyuyorsanız herkes biliyor kavga ettiğinizi. Bayağı bir mahallede sesiniz yükseliyor. Çalıcıoğullar bağlanır mısınız? Birbirinizle konuşun. Hiç bunu... mi iyi zamanınız geç olmadı sizin? Abla bununla konuşmak imkansız ya. Allah Allah. Görmüyor musun? Bir dene bakalım. Senin mi konuşmak oluyor? Bu zaten bana bir ara diyordu. Allah'ım böyle şeyler söylemeyin Allah aşkına. Senin de var ya şeref namus olsa kalktı bak sen burada. Sen de şeref namus olsa sen yalan. Ya. Sen yalancısın yalancı. Ben mi? Ben mi? Bu yaşıma geldim daha senin gibi yalancı ne gördüm. O yaşına ben... kadar gelmişsin adam oldun mu? Sen kadın oldun mu? Adam oldum. Ben çok kadınlığı mı yaptım? Lan sen yedi kocalı hürümüzü geçtin. Sana ben kadınlığı mı yaptım lan? Ben sana kadınlığı mı yaptım? Yedi kocalı hürümüzü geçtin. Ben mi? E tamam bağlansınlar öyleyse. Bağlansınlar kocalarım. Senin de avratların bağlansın. Ben anlıyorum ki... Ben namussuz değilim artık ben. Artık tamam. Buradan bir şey çıkmaz. Son bir şans vereyim dedim ama... Bu sizin iletişim şekliniz olmuş artık. O ona ablacığım, o ona. Ablacığım benim seninle tek ricam. Benim burada boşa ben gideyim abla. İşte. İmzalayın ben, bunları. Ne annem ne Mersin'e. Kendi adınızın olduğu yere imzalayın ki bu bundan sonrasını artık avukatlar çok daha kolay halledecekler. Kendi tarafınıza imzalayın. Kendi adınızın altını imzalayın. Sonraki sizin imzalarınızı yer değiştireceğim. Diğer tarafı imzaladığınızda bu evrak artık geçerli olmuş olacak. Kendi adınızı da imzaladınız mı? Tamam. Ay Rabbim seni hiç tarda bırakmasın. Amin tamam. Hiçbirimizi bırakmasın. Ama Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Bak Nurcan Hanım böyle daha böyle tatlı dil güler yüz olursa çok daha güzel. Bak hoş kadınsın olmaz, hala bu yaşta. Olmaz bitti olmaz. Oraya geçebilir miyim ablacığım? Tam toptan gideceksiniz şimdi artık. Bitti artık işiniz benimle. Ha? Cengiz. Sağ ol abla Allah razı olsun senden. Tamam hadi bakalım. Madem öyle yeni hayatınızda mutluluklar diliyorum size. Ben burada boşanıp gideceğim. E tamam işte bak imzaladınız ya artık. Tamam hadi bakalım. O zaman ne diyorsunuz birbirinize? Hakkım zehir zıkkım olsun. Bak ya. Sanki çok hakkı var ya. Hakkım zehir zıkkım olsun. Ne diyeyim? Uçakla son söz onların. Gelmişim fırına düşmüşüm. Ha? Aşık olmuşum. Bulunmaz Bursa kumaşıymış. E yolda vay sen konuşmuşsun adamla öyle dedi ya. Bundan sonra uçak olacağım. Nerede görsem üstüne uçacağım. Otobüs değil uçak olacağım. Allah'ım. Her zaman böyle bitmiyor ilişkiler. Enteresan.